Kardelen Televizyon ekranlarından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Bir Kadın Gözüyle programında daha yeniden sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konuğum Doğu Anadolu Yurtlar Derneği Başkanı Sayın Fevzi Genç. Kendisiyle Erzurum'daki yurt sorununu konuşacağız. Öğrencilerin yurt sorunu olup olmadığını konuşacağız. Aynı zamanda Mahrukatçılar Odası Başkanı. Aynı zamanda mahrukatçıları yani kömürcülerin, oduncuların, doğalgazcıların sorunlarını da masaya yatıracağız. İş dünyasının sorunlarını masaya yatıracağız. Aileyi, çocukları masaya yatıracağız. Kendisi çok yönlü, çok renkli bir iş adamımız. Öncelikle kendisine hemen hoş geldiniz Fevzi Bey demek istiyorum. Efendim teşekkür ederim, hoş bulduk. Öncelikle tabii Türkiye'nin yerel televizyonlar içerisinde Kardelen Televizyonu'na konuk olmaktan onur duyuyorum. Sizin de program yapmaktan da gerçekten onur ve gurur duyuyorum. Bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu karda, kışta, buzda, dışarıda kar yağıyor. Tipi evet, de efendim. Epey bir serpiştiriyor. Konuğumuz oldunuz, bizi de kırmadınız. Öncelikle tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum ve sizi tanıyabilir miyiz diye soruyorum efendim. Hemen. Ben Fevzi Genç olarak Erzurum Çırçır Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. Yatırımcı iş adamı olarak bilinen kimliğimiz var. Erzurum'a 5-6 tane yurt kazandırdık. Daha önce odun kömürcülük işiyle ithalat, ihracat yapan, ilk Amerikan kon kömürünü ithal eden, Rusya'dan ithal kömür yapan ve daha ithalat ve ihracatla ilgili, yerli kömürlerle ilgili birçok çalışmalarımız olduğundan dolayı son zamanlarda da Erzurum'un en büyük açık ve ihtiyacı olan yurtlarla ilgili çalışmalarımız oldu. Ayrıca bir de siyasi kimliğimiz oldu. Onu da zaten pas geçelim. Böyle her Erzurumlu gibi bizim de bir siyasi kimliğimiz var. Aday adaylık dönemlerimiz oldu. En azından gönlünüzde tabii, yatıyor siyaset diyelim. Elbette ki hizmetin her kademesinde, her alanda çalıştığınız zaman zaten bir hizmettir. İlla da siyasetçi olmaya gerek olmadan da verilen görevleri hakkıyla, liyakatıyla üstesinden getirsek memleketimize çalışarak başarılı olmamız gerekir. Yoksa üzerimizde çok ciddi oyunlar var. Bu oyunları hep beraber, hep birlikte aşacağız inşallah. İnşallah. Hemen yurtlara gelmek istiyorum. Dedik ki yurtlar bölge temsilcisisiniz. Hı hı. Tabii özel sektörde. Bu kredi yurtlarda değil, özel sektörde Yurtlar Derneği Başkanısınız. Evet. Peki Erzurum'daki yurtlar ihtiyacı karşılıyor mu? Öğrencilerimize yeterince yurt var mı? Efendim çok teşekkür ederim. Tabii bu çok önemli bir konu. Özellikle Erzurum'da, Doğu Anadolu'da, Türkiye'de tabii yurt derken bir kere yurdun tarifini yapmamız lazım. Öğrencinin bir sıcak yuvası. Eğer bir bölgede yurdunuz yoksa veya kalacak bir barınağınız yoksa o öğrenci çok sağlıklı bir öğrenim elde edemez. Çünkü huzuru bulamaz. O yüzden dolayı çünkü daha önceden elbette ki yüksek öğrenimde çünkü çok önemli. Yani bir öğrencinin üniversitesiyle beraber bir yurdu, bir evi, sıcak yuvası olmazsa o öğrenci perişan vaziyette muhakkak okumaktan bile vazgeçecek duruma gelmiştir. O yüzden dolayı bu hükümetimiz döneminde de gerçekten yurtlarla ilgili çok büyük atraksiyon yapıldı. Bu Türkiye genelinde hem de çok modern. Zaten öğrencinin bir yurttaki beklentisi aynı yerde ve odasında banyosu, tuvaleti, vecesi, ders çalışma masası, kantini, kafeteryası ve bunlar çok büyük öğrenciyi rahatlatacaktır. Ve bu yeni alınan yurt kiraları ve yurtlar da bu modern bir şekilde yapılarak öğrenciyi çok rahat ettirecek konumda. Tabii bununla beraber yurt açığımızı daha nasıl yapabiliriz, daha nasıl düzgün hale getirebiliriz? Biz bir dernek kurarak yani yurtlarla ilgili problemleri 6-7 yıldır bir tecrübemizden esinlenerek kiralanan yurtların tabii üniversitelere yakın olması isabetli olur. Bununla ilgili de arsaları üretmek lazım. Gerek üniversite çevrelerinde gerek belediyelerimize çok büyük işler düşüyor. Eğer öyle olursa daha da başarılı olur. Ayrıca bizim bir çalışmamız var. Yani yurtlarla ilgili şöyle. Bu yurt kiralamalarının yanında öğrenciyi ve yurt yapanları daha teşvik haline getirebilmemiz için öğrenciye 270 lira gibi bir yurt parası veriliyor. Yani yemek ücreti devlet veriyor. Devlet bunu verince de bütün öğrenci bu yemek ücretinden faydalansın diye kuyruklar oluşturuyor. Tabii milletvekillerini rahatsız ediyor, bakanları rahatsız ediyorlar ki yurt çıksın. Bu yurt da herkese çıkmıyor. Tabii örneğin mesela Erzurum'da yaklaşık 100 bin öğrencimiz var. Ama yurtlara baktığımız zaman 14-15 bini o da yeni yapılan kiralarla
geçmiyor. Demek ki çok ciddi açığımız var. Şimdi hem yurt kiralamalarına çok fazla karşı değiliz ama yurtların çevresinde olursa daha isabetli olur görüşündeyiz. Ulaşım sorunu olmayacak. En azından tabii o ki devlet bunu veriyor, parasını veriyor, yurt yaptırıyorsa, madem ki böyle bir üstlenimde bulunuyorsa, bunun da en azından yakın olursa öğrenci daha rahat eder. Buna biz alternatif olarak şunu öneriyoruz. Diyoruz ki öğrenciye 270-300 lira yurt parasını yine devletin kontrolünde olmak şartıyla yapılan teşvikle Erzurum'da yapılan yurtlara da bu öğrencilerin yemek parasını öğrenciye verdiğiniz zaman öğrenci de hem yığılım olmayacaktır, hem bu sefer uzak olan yurtları alternatif olarak bir yurt teşkil edilecektir ve kaliteli de bir hizmet olacaktır. Bu sefer Erzurum'da da yurt yapanlar en azından 200-250 lira yer kirası alırken 250 lira da kantinde öğrenciye yemek parası devlet verdiği zaman, bunu da toplu olarak fatura keserek aldığı zaman herkes bu sefer ciddi manada yurt yatırımına başlayacaktır. Şimdi devlette mesela küçük küçük yurtlar yapılmıştır. Şimdi devlet büyük yurtlar kiraladığı zaman şehirde yatırım yapan yurtlar bu sefer perişan olacaklar. Bunlar o zaman mağdur oluyorlar. Yani o zaman niye yurt yapsınlar? Bunları önlemek için ne yapmamız lazım? Eşit yarıştıracağız. O zaman devletin bak şimdi 2-3 kanalında kar olacak. Diyelim 270 lira öğrenciye yemek ücreti verdiği zaman devlet kiradan kurtulacak. Doğalgazdan kurtulacak, elektrikten kurtulacak, sudan kurtulacak. Ne olacak? Devlete de çok büyük katkısı olacak. Onu yurt sahibi karşılayacak. Onu da aynen öyle. Yurt sahibi de bu sefer daha iyi müşteri gelsin diye, öğrenci onu tercih etsin diye bu sefer yarışacak. Evet. Kaliteli bir hizmet edecek. Yani bunu da inşallah çalışmalarımız var. Nasip olursa hükümetimizin yetkililerine, bakanımıza veya başbakana kadar bir tez halinde hazırlayarak inşallah yakın dönemlerde sunum yapacağız. Yani kredi yurtlara ait işte üniversite kampüsü içerisinde yurtlar var. Ama tabii ki bu eğitim öğretim dönemi başladığında yeterli olmuyor. Tabii çok açık. Birçok öğrenci o başvurulardan yararlanamıyor tabii veya ki başvuruyor, dışarıda aynen kalıyor. Hemen tabii özel yurtlara yöneliyor. Evet. Bu yurtlarda şehir merkezinde oluyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi o destek sağlanırsa öğrenciler tabii de mağdur olmamış olacak. Aynen. Anne babalar da çok en azından yurt sahipleri de mağdur tabii olmamış olacaklar. Tabii. Bir yatırım var ortada çünkü. Evet. Yani çok yurdu güzel yapan iş adamı da bir karşına elbette ki bir tabii ticari beklentisi olacak. Elbette. Bir yatırım de yapmış nitekim sonuçta diyelim. Dolayısıyla da bu bir devlet tarafından da desteklenirse hem yurt işletmecileri tabii mağdur olacak, hem öğrencilerimiz öğrenci için de tabii çok önemli. Tabii. Dışarıda kalmamış olacaklar. Sayın Fevzi Genç, bir de biliyorum ev tutuyorlar bu arada yurtta yetmeyince. Birkaç arkadaş bir araya gelip yani ev tutma maalesef çözümüne gidiyorlar. Perihan Hanım, zaten çok sıkıntıları var evlerin. Biliyorsunuz ki ev tuttukları zaman öğrencinin kesinlikle bu sefer okuldaki o öğrenimlerinin başarının arkasında başka şeyler yatmaya başlıyor. Bu sefer istismarlar başlıyor. Yani bence bir öğrencinin ev tutması hakikaten çok sakıncalı, sıkıntılı. Zaman zaman işte onunla diyelim ki ev sahibiyle sıkıntılar çıkıyor, komşularla sıkıntılar çıkıyor ve bizim hele özellikle Doğu Anadolu'da örf adetlerimize uygun olmayan hal ve hareketler başlıyor. Evet. Onun için yani bu son zamanda devletimizin hakikaten bu yurt kiralamaları olsun, bu konuda çok büyük başarı elde etmiştir. Bunun yanı sıra bu dediğimiz şeyi yaptığı zaman şehir içerisinde yurt yapanları da mağdur etmemiş olacağız. Evet. Hem onların önünü açmış olacağız, hem de gerçekten kaliteli bir beraber birlikte rekabet yapma fırsatını bulacaklar. Bu fırsat içerisinde de devletin de çok karı olacak. Yani evet, devlet en azından bir daha kiralamayacak. Yani para vermeyecek. Elektrik, su, personel, doğalgaz bu gibi şeylerden de kurtulmuş olacak. Ve ben inanıyorum ki bir taraftan üniversite çevresine yakın yerlerden yer kiralamayla birlikte bir taraftan şehir merkezindeki yurtları yarıştırdığı zaman ve bu sorunun tamamen çözüleceğine inanıyorum. Var mı şu anda öyle bir açık yurt açığımız? Tabii ki yurt açığımız elbette. Bu anda yaklaşık olarak her iki tane üniversitemiz var. Hatta üçüncü özel üniversitelerimiz de geliyor. Ve bununla birlikte yaklaşık 100 bin öğrenciyi bulurken Erzurum'daki öğrenci kapasitemiz 15-18 bin arasında. O zaman yeni yurtların tabii yapılması muhakkak ihtiyaç. Yani aynen öyle. Dediğim gibi çift beraber rekabet şeklinde tartışırsa hem şehir merkezinde yurt yapanları mağdur etmemiş oluruz. Evet. Hem de üniversiteye yakın yerler olunca o ki devlet bu kadar harcamayı yapıyor, bu kadar yatırım yapıyor. O zaman öğrenci niye daha iyi rahat etmesin, daha niye iyi faydalanmasın? Özel sektörde hizmette daha güzel oluyor. Daha güzel olur, daha da iyi olur. Bunu da belediyelerimiz
arsa üretirler. Üniversitelerin yakın çevresindeki arsalar üretilir yani. Onu da ihaleler şartıyla daha kaliteli arsa vermek şartıyla eşit olarak ihaleye çıkarlar, satarlar. Alan, bu işe gönül verenler de yapmış olur. Devlete de parasını ödemiş olur. Peki özel sektörden sorumlusunuz. Siz özel yurtlardan sorumlu olduğunuz için sormak istiyorum. Denetimi nasıl yapılıyor özel yurtların? Denetim mekanizması nasıl oluşturuluyor? Denetimde tabii şöyle oluşması lazım. Devletimizin bu konuda henüz daha işte yurtlarla ilgili yeni yapılan yurtlarımızda bayağı bir ağır şartları var. Bu ağır şartlarımızda bir kere vergi mükellefi olması lazım. İşte Milli Eğitim'den izin alması lazım. Emniyet vesaire gibi denetimleri birlikte beraber yürütülmesi gereken yerler var. Yoksa öbür türlü tabii öğrenci girişi, çıkışı mesela onlarla ilgili bir tabii kontrol saat diyelim ki işte belirli saatler koyuluyor. Saat 10'da öğrenci, 10'la 11 arası ikinci eğitim, birinci eğitimler var. Bu saatlerde gelmesi lazım. Orada ciddi yaptırımlar var işte. Öğrencinin diyelim ki aldığınız zaman çok teknoloji çok ilerlemiş. Annesine, babasına mesaj yoluyla iletişim kuruyorsunuz. İşte öğrenci çocuğunuz geldi veya gelmedi gibi hemen annesi babası iletişime geçiyor ve çocuk da geliyor. Orada yaptırımlar yapıyorsunuz. 2 gün, 3 gün üst üste gelmediğiniz zaman işte yurttan çıkış veririm gibi. Devletin aşağı yukarı beraberinde bir onların yapmış olduğu uygulamalarla, aynı bir uygulamalarla biz bunu her ne kadar özel müteşebbis olsak da yaptırımlarımızı yaptırıyoruz. En azından kontrol ediyoruz. Tabii en azından öğrencide bir korku bir oluyor. Bir de bir arada yaşanıyor. Birlikte tabii, yaşanıyor. Diğer tabii. öğrencilerle birlikte huzur içerisinde yaşamaları da gerekiyor. Tabii çok, bazı değerlere de dikkat etmeleri gerekiyor. O maalesef. Noktada da gözümüz üzerinde tabii, diyorsunuz. Aynen çok da başıboş oluyor. Değiller. Tabii ki, tabii çünkü ki, çok, yetişkin çok önemli. Bir gençlik ki. Sizin elinizde oluyor. Maalesef çok önemli bunlar. Bunlar isabetli, yetişmiş, kaliteli eğitimcileri de mesela onların başında diyelim ki müdüre olarak çalıştırdığımız zaman ondan çok verim alınıyor. İşte diyelim kantin, kafeterya vesaire gibi haftada bir gün eğitimler, işte bilgiler, programlar. Yani nasıl verirseniz öğrenci o şekilde şekilleniyor. Çünkü batıda yetişmiş öğrencilerimiz biraz daha çok serbest şekilde Erzurum'a gelerek onları aynı şeyleri umuyorlar. Ama tabii bizim burada onlara karşı anne babası bile zaman zaman açıp bize çok teşekkür ettiğini. O da çok güzel. Evet değil yani mi? Tabii biz hakikaten çocuğumuzu kontrol ediyorsun. İşte saat 10 oldu işte hemen çocuğu açıyoruz, uyarıyoruz annesine bak gelmedi falan. Böyle bir kendimize üstlenmiş oluyoruz. Böyle iyi de eğitimci müdüre hanımları da bulduk mu onlar o sorumluluk çerçevesinde çocukların tamamen bir kontrolünü, anne baba şefkati içerisinde bir kontrolünü sağlamış oluyoruz. Yani ev ortamlarında belki böyle bir denetim tabii. mekanizması olmayabilir maalesef, ama yurtlarda bir arada yaşayınca tabii ki, da tabii ki, o aynen da öyle. Olumlu yönde oluyor elbette bu ki, denetimler. Çok çok daha iyi seminerlerle iyi verimli hale geldiğine inanıyorum. Peki iş dünyasına gelmek istiyorum hemen. Evet, buyurun tabii efendim. İş adamı da bulmuşken. Evet. Peki diyelim ki yatırım yapıyorsunuz. Yurtlarda yaptırıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Tabii böyle bir yatırımlar farklı yatırımlar da olabilir. Yurdun dışına da çıkmak istiyorum. İş dünyasını bilen bir insan olarak peki devletimizin bize verdiği işte teşviklerden, kredilerden bizim Erzurum'daki iş adamlarımız yeterince yararlanabiliyor mu? Maalesef evet çok önemli bir yine bir konuya değindiniz. Bunlar bizim hani kanayan yaramız olduğu belli. Malum zaman zaman ben bunu basında da dergide de dile getirdim. Şimdi Doğu Anadolu'da özellikle de Erzurum'da teşviklerimizin çok açık ve şeffaf olması lazım efendim. Yani bu şeffaf olmazsa, net anlatmazsansa yatırımcı zaten zor bu memlekette yaşıyor. İşte gördünüz demin anlattığınız hangi şartlarda kışın arabayla çıkmak bile sıkıntı, gelmek bile sıkıntı. Evet. 6 ay bir kış. Doğu Anadolu çok önemli bir yer. Yani Erzurum daha çok önemli. Bunlar kaldıraçlı sistemi gibidir. Bu bölgeleri boşalttığınız zaman batı hem nefes alamayacak duruma geliyor hem de buralara birileri göz dikiyor. Yani komşu ülkelerimiz olsun, işte bugün terör yapan insanlar olsun. Bu bölgeler boşaldığı için göz dikiyor. Biz bunlara ne yapacağız? Gerçek manada teşvik vermemiz lazım. Gerek hayvancılıkta olsun, gerek turizmde olsun, gerek sağlıkta olsun açık ve net ve şeffaf olmamız lazım. Oysa ki teşviklerimize baktığımız zaman bir örnek vereyim. Mesela diyor ki işte Doğu Anadolu'da yurt ve otel yapanlara arsa hibe edilir. Bugüne kadar tek bir tane arsa verildi yok. Muğlak bir kelime. Arsa verilir. Milli Emlak'a gittiğiniz zaman diyor ki yok biz onu işte 20 yılına, 30 yılına, 40 yılına kiraya vereceğiz. Ama kanun orada koymuş işte demiş ki 19. 20. maddede arsa hibe edilir diyor. Yatırımcıya verilir.
Bir sürü arsamız var. Yani bir yatırımcı eğer bu memlekette 10 milyar yatırım yapacaksa, ona bir 300 bin liralık, 500 bin liralık bir arsa vermiyorsanız niye gelsin yatırım yapsın? Onun yanı sıra işte vergilerden diyor ki 3 sene 5 sene istisna var. Onun önüne bakıyorsun bir kulağının ta arkasından tutmuş bir madde koyuyor önüne. O faydalanamıyor. İşte kredi alanı, faizsiz kredi alan diyor. İşte bir tane çeki seneti ödenmişse ve ödememişse, geri dönmüşse o da faydalanamıyor diyor. Şimdi son zamanlarda diyelim ki işte bize Doğu Anadolu'ya işte sağ olsun hükümetimizin çıkarmış olduğu bayağı bir faizsiz krediler var, yardımlar var. Bu teşviklerde hibeler var. Ama önlerinde hep ufak ufak noktalar var. Bu noktaların kaldırılması lazım. Adam mesela diyor ki hem ipotek vereceksin hem de iki tane kefil getireceksin. Ya bu yanlış bir sistem. Yani adam iki tane devlet memuru kefil getirdiği zaman zaten bu devlete kefil bulmak zor. Bir de ipotek veriyorsun. O zaman sen diyorsun ki alma kardeşim. Yani bunların kalkması lazım. Ve buna benzer teşviklerimizde çok şeffaf edilmesi lazım. Buraya yatırım yapanı hakiki manada teşvik desteklemek lazım. İşte sigortadan faydalanın diyor. Vergiden faydalanıyor. Orada dönüyor diyor ki 2 ay sigortasını ödemediğin takdirde tamamen öbür sigortadan faydalanamazsın. Ya buna benzer daha şeffaf, daha bir açık teşvikler getirilirse ve bizim Doğu Anadolu'nun donatılması lazım. Yani göçün buradan önlememiz lazım. Yoksa biraz zengin olan, biraz maddi durumu iyi olan bu sefer hiçbir şeyden faydalanamıyor. Batıdaki yatırımlar daha da aktif oluyor. Oradaki işte sanayi daha da çok olduğu için ister istemez adam, tabii sermayenin biliyorsunuz onun dini imanı olmaz derler hep böyle. Ve sermayesi olan adam da göç ediyor. Zaten yani batıdaki batıyla doğu iş dünyasını aynı seviyede görebilmek için herhalde biraz yani, da burayı daha desteklemek lazım. Elbette. Zaten oradaki de aynı vergiyi veriyor. Tabii ki. Biz doğuda da aynı vergiyi veriyoruz. Bir cazibe merkez olması maalesef gerekiyor Erzurum'un. Tabii böylece de göçün de önüne geçmek için değil mi? Yani Erzurum'da kalmamız için de. Aynen öyle. Zaten siz de çok yakından biliyorsunuz. Erzurum hep kaliteli göç veriyor. Maalesef. Kalitesiz de göç alıyor. Maalesef. Bu noktada onu da sormak istiyorum. Peki bu göçün önüne geçebilmek için sizce neler yapılabilir? Demin sorumuzun içerisindeydi. Bu tabii çok önemli konulardan ve baktığımız zaman da teker teker sayarız. İşte benim şimdiki aşağı yukarı ticari hayatımda 30-40 yıllık şeyimde başarımda bakarım. İşte falan adamlar gitti zengin, filan adamlar gitti bilmem ne oldu filan adam. Yani baktığımız zaman böyle gerçekten zengin olmuş aileler birer birer göç ediyor. Şimdi bunları masaya yatırıp araştırdığımız zaman birkaç faktör önümüze çıkıyor. Benim dediğiniz gibi vergi işte satamama, büyüdüğü zaman işte diyelim o ürünü çevresine verememe, kış şartları çok ağır, 6 ay 7 ay bir kış şartlarında burada üretimi katkıda bulunamama, bu yüzden dolayı ister istemez adam batıyla aynı şekilde yarışamadığı için çıkıp gidiyor. Bizim bunlara çok canlı, çok ciddi yatırım, mesela verginin yani %50'sini en azından kesinlikle çok yani pratik çözülecek. %50 kardeşim sen batıdaki vergi mükellefiyle, doğudaki vergi mükellefinde bunları yaptığın zaman %50 bir kere kesinlikle önde olman lazım. Vergi muafiyeti olması lazım. Evet. İşte sigortadan çok açık. Mesela sigorta 400 lira bir sigorta ödeniyor. Ya ben bu 400 lira bir sigorta işçiye ödediği zaman zaten onun asgari ücretiyle bir insanın 2000 liraya mal oluyor. Teknoloji ilerlemiş. Batıdaki adam binlerce üretim yapıyor ve anında da satıyor. Ben burada ürettiğimi satamıyorum da, kimseye de veremiyorum. Şimdi oradaki sigortanın da hemen derhal yani batıyla doğunun bir kere %50 fark olması lazım. Şimdi bunları çok açık ve çıplak gözle yapmadığınız zaman efendim biz bununla başarılı elde edemeyiz. Yani ondan sonra da bu sefer torpil giriyor araya, bu sefer başka şeyler giriyor araya. Ne oluyor? Adam da buradan kaçmak zorunda kalıyor. Bunun için çok açık, şeffaf, kredi veriyorsunuz bankalara. Pardon. Adama yetki veriyorsunuz bankadaki memura. Şimdi memurun aldığı maaş zaten sıkıntılı. 2000-3000 lira bir memur. Ama elinde imzaladığı bir kredi 1 milyar, 2 milyar. Bu sefer adam o kadar sıkıntılar yaratıyor ki yani sanki o verilen parayı o müteşebbise o veriyormuş gibi davranıyor. Bugün git, yarın gel, olmadı, şunu yapmam lazım, şu evrağı getir, bunu götür. Kardeşim sen bunu işte hak ediyor musun? Adamı azarlıyorlar. Yani böyle bir kurumlarda özellikle bu sefer diyorsun ki acizleniyorsun kardeşim ya hiç yapmayayım da almayayım da yani ben bunu. Bürokrasinin de herhalde hafifletilmesi gerekiyor. Tabii ki onu direkt aynen öyle yani bir kere özellikle evet. O bürokrasi, o kanunlar, o çıkan vergilerin direkt Ankara'dan mı?
Ankara'dan çözülmesi lazım. Şu 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 şartlara tutuyorsan kardeşim gel kredin çıktı al işine bak. Bunun yapılması lazım. Yoksa sen bu bürokrasiyi bıraktığın zaman buraya kesinlikle burada ister istemez sağa sola bazı mecralara kayıyor yani. Bu da ne oluyor soru. Böyle siz işiniz acizleniyor yokuşa, tabii efendim. O aynen. Zaman şey yoruluyor sefer, musunuz? Elbette ki yani bu sefer bakıyoruz. Niye şevkiniz yapayım? Kırılıyor tabii belki, ki yani bugün bakın hayvancılıkta Erzurum'da bir tek firma o da çok zorluklarla başarmış. Yani yaklaşık olarak geçenlerde ben tarım ve hayvancılıkta öğrendim. Nedir Erzurum'un yani bir şeyini çıkarır mısınız aynasını? Aynen diyor ki 75 tane faydalanan oldu bir kişi başarmış. Ya bunun arkasında bir şey aramak lazım. Yani bu 75 tane bir tarım ve hayvancılıkta Erzurum gibi bir yerde müracaat etmiş bir kişi başarmış. Çok önemli bir şey. Yani burada bir sıkıntı var. Bunu çözmek lazım. Yani adam ipoteğini veriyor. Ondan sonra her türlü sıkıntılarını veriyor. Kefil tabii evet. Ki yani onu veriyor. Kimse malını mülkünü veriyor. Tabii onu vermiyor. E ondan sonra ona rağmen de diyelim ki adamın bir kredisi çıkmışsa sen ona 50 tane daha problem üretiyorsun. Evet. Bu problemler ürettiği müddetçe o adam zaten onu zamansal olarak da başaramıyor. Sıkıntılardan da başaramıyor. Önünü de açamıyorsunuz. Bunların çok kolaylaştırılması lazım. Bunların çok net ve yalın olması lazım. Yani evladım, sözde tabii. Kalmamalı. Yani aynen öyle efendim. Bir teşvikler, de memur krediler. Tabii. Memura bırakıyorsun. Memurdan şefine bırakıyorsun. Şefinden müdüre bırakıyorsun. Müdürden işte bölge müdürüne bırakıyorsun. Böyle gidince de bir evrak çıkmıyor. Ya bu yalın hale getireceksin kardeşim şu 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 şartlar tutuyorsa gel müracaat et. Paran da hazır çıktı. Al işine bak. Bunları netleştirmek lazım. Bu Doğu Anadolu'da ve buradan Erzurum'da böyle olmayınca tabii ki yani olalım. Elbette ki bunları Erzurum'un bana kalsa diyelim ki bürokrasisindeki büyük amirlerimiz olsun, siyasideki büyük amirlerimiz olsun ortak bir konsasyon yapmaları lazım. Buradaki şehrin ileri gelenlerinden bunlardan ortak diyelim imzalar atılacak ve kesinlikle iltimasa, torpile, herhangi bir rüşvete fırsat vermeden çözmek lazım. Hak edeni. Aynen öyle. Hak eden kim olur olsun. Tabii ki ciddi yatırımcı kim olur gerçekten olsun. Gerçekten ciddi yatırımcı maalesef. Da zarar görüyor. Ciddi yatırımcı herhalde acizleniyor efendim. Tabii ki zarar olmaz. Görüyor. Maalesef acizleniyor. Ondan sonra da vazgeçiyor. Çıkıp gidiyor yani. Diyor ki o zaman ben burada bunu yapacağım ama gider batıda. Daha güzel işler yaparım. Zaten arsaya paramı yatırsam iki katına çıkıyor. Eve yatırsam iki katına çıkıyor. Adam bu sefer de yatmadan, çalışmadan para kazanmanın peşine gidiyor. Oysa ki bakın yani bu terörün bile gözünü tiktiği topraklar böyle insanların boşaltıldığı yerlerdir. Yani adamın kalmadığı yerde, yatırımcının kalmadığı yerde, o toprakların boşaldığı yerlerde birileri oysa ki buralara göz tikiyor. Niye tikiyor? Çünkü gelecekte oysa ki bizim bu bakir topraklarımız çok vaat ediyor. İşte teknoloji ilerliyor, nanoteknoloji çıkmış, yarın öbür gün sularımız çok kıymetlenecek, hava çok önemli. Yani burada yeraltı dünyada yeraltı kaynaklarımız ortaya çıkıyor. Adam ne diyor? O zaman getirip cahil, cuhala insanlarla buraya bir terör uyduruyor. Ondan sonra buralardan insanları boşaltarak buralara tekrar gelip yerleştirmenin komşu ülkelerdeki yani muhaliflerimiz yerleştirmek için oyunlar oynuyorlar. Peki iş dünyasını nasıl etkiledi bölgenizde yaşadığı son günlerde yaşadığımız talihsiz olaylar? Yani çok çok siz ciddi. Tabii ki elbette ki. Geçenlerde mesela örneğin bir seçim olmuştu. Tek başına bir iktidar gelmemişti diye. Bir üç ayda bile millet perişan oldu. Yani çünkü yatırımlar durdu, millet ev almadı, inşaatlara yatırmadı. Panik içerisinde, korku içerisinde herkes tedirgin bir vaziyette geldi. Oysa ortaya baktığınız zaman yani terör estiren kim? Yani yapan kim? Nerede, ne diye yapıyorsun? Yani tabiri caizse bunlar konuşlanıyor. Yani vuran Kürt, vurulan Kürt. Bir Kürt meselesi var ortada, ortada hiçbir şey yok. Herkes Kürt. Yani dönüyorsun, annem Türk, babam Kürt. Peki bu nasıl bir Kürt? Yani nerede böyle bir terör var? Oysa ki burada ekonomide ve topraklarımızda gözü olanların böyle bir uyduruk bir problemle, düneyin nasıl sağcı solcu meselesi vardıysa, bugün de işte bir Kürt meselesi uydurdular. Yarın da işte bilmem başka bir şey uydurarak. Ama asıl hedef bizim gerçekten Türkiye üzerinde, zaten dünya stratejisi üzerinde çok güzel topraklara sahibiz. Doğu Anadolu da bunun içerisinde çok bakir. Yeraltı zenginliklerimiz çok çok kaliteli. Yani Şırnak'taki elmas madenlerimizden tutun, doğalgaz madenlerimizden tutun. Ondan sonraki bakir topraklarımızda havadan tutun, sudan tutun. 15-20 yıl sonra ben inanıyorum ki dünya tamamen sularla idare edilecek. Bunu herkes biliyor. Yani şimdi bu nerede var? Doğu Anadolu'da, Türkiye'de. Hava
Gerçekten nerede var? Bakıyorsunuz bütün dünya Afrika ülkeleri kasıp kavruluyor. Dünya evet. kasıp kavruluyor. Amerika neredeyse yarı yarıya affedersin felaketlerle içinde. Nereye göz dikiyorlar? Bizim ülkemize. Bunların içerisinde de en önemli yerler kim? Doğu Anadolu. Doğu Anadolu'yu nasıl yapmaları lazım? Onları kaçırtmaları lazım, boşaltmaları lazım ki buraya başka insanları koyup kendi egemenlikleri, kendi himayeleri altında insanlar olsun. Zaten Sayın Başbakanımız da her fırsatta dile getiriyor. Doğu Anadolu bölgesini destekleyin, iş adamlarımıza diyor. Yani gelin oralarda iş kurun, evet. oralarda yerleşin, güçlenin diye Sayın Başbakanımız da her fırsatta söylüyor. Demek ki size de çok büyük görevler düşüyor iş dünyası olarak. İş adamları olarak yatırımlarınızı güçlendirin, buralarda kalın, geliştirin diyor Sayın Başbakanımız da. Bu yani noktada. Hakikaten çok gerçekten çok cevval, çok samimi, çok inançlı, imanlı bir başbakanımız var. Bunu görmemek nankörlük olur, kör olur. Çok yürekli. Ama sadece onun İyi o söylemleriyle evet yetmiyor. Evet. Şimdi burada herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bizim siyasetçilerimizin de bunu yapması lazım. İş dünyası tabii da ki iş yapması, dünyası evet. da bunu yapması lazım. İşte belediyelerimizin özellikle bu işlerde görevli olan başkanlarımızın bu işler yapması lazım. Özellikle ben hakikaten görüyorum mesela Büyükşehir Belediye Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Çok çalışkan, çok başarılı. Elinden ne geliyorsa özellikle biz onu yaşıyoruz. İşte odalarla haftalık toplantılar yapıyor, derneklerle toplantılar yapıyor. Meseleleri çözmeye çalışıyor. İşte bizim de bir mahrukatçılarla ilgili bu konuda yine kendisine teşekkür ediyorum. Şehir merkezinde kaldığı yerimizi biraz daha şehir entegre olarak düzgün bir yer alarak onları da bir araya toplayacak bir çalışmalarımız var. Çünkü ya çalıştığınız zaman inanın ki sizin başarınız yerde kalmıyor. Bu konuda çalışan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ama çalışmazsanızsa, diyelim ki bir iş adamı geldiği zaman hemen bunu eleştirirseniz, efendim bu nereden zengin olmuş, bu nasıl olmuş, ya şunun önünü tıkayın, şunun önünü engelleyin, ufak tefek şeylerden evet. önündeki problemleri kaldırmazsanızsa, yani o iş adamı hiçbir zaman için artık onunla uğraşmaz. Çünkü daha artık teknoloji, internetle yatırımlar yapılıyor. Yani sen evet. burada bana acizlik yaptırdığın zaman, önümüzü tıkadığınız zaman buradaki iş adamı hemen internetinden başka bir yerde bir arsa buluyor, bir yer buluyor ve göç ediyor. Bunu önlemek kime düşer? Seçilmiş liderlere düşer. Evet. Seçilmiş liderlerde herkes üzerine düşeni yaparsa ben inanıyorum yani tarih bunları her zaman için övgüyle anacaktır. Çünkü büyüklerimiz de bize hep öyle derdi. Yani bir liderin, seçilmiş bir insanın özellikle zengine adil olması gerektiğini, fakire de merhametli olması gerektiğini, böyle olursa çok büyük başarılı ve hak ve hakkaniyetin yerini bulacağına bize nasihat ederlerdi ve böyle de hep öğrendik, böyle de gördük yani. Büyükşehir Belediyesi'nden çok memnunsunuz, bunu biliyorum. Evet efendim, teşekkür ederiz. Nasıl yani değerlendiriyorsunuz çalışmaları, karbuz çalışmaları? Yani gerçekten, çok çalışkan, çalışmış. Yani sabah 5'te defalarca gördüğümüz, yani gece gündüz yatmadan çalışan, başarılı, gerek burada gerek Ankara'da. Aynı zamanda tabii bir avantajı da geçmiş sevilen, dönemde. Sayılan da bir insan. Aynen, geçmiş evet. dönemde de tabii İstanbul gibi yerde 2 dönem belediye başkanı, 1 dönem milletvekili olması, bürokrasiye çok çabuk ulaşması, onlarla olan çok halkı güzel dinliyor, tabii ki en azından, olması. Evet. Ve halkla dinlemesi, alıyor, evet. evet yani vatandaşlar da yapması, Ankara'dan iyi bir çevre, önceden tanınmış bir çevre getirip buradan yapması, sonradan da Erzurum'dan bunlara daire başkanlarını katması, yani böyle bir yoruşma içerisinde. Yani bu başarıları zannedersem herhalde önümüzdeki günlerde de ortaya çıkacaktır. Halkın gönlünde taht kurdu sanıyorum. Yani, hizmetlerinden ziyade bir de halkın ki. Gönlüne girdi, gönlünü yani kazandı. O, tabii halkla bizim de ihtiyacımız evet, var mı? Maalesef tabii ki tabii ki. Yani zaten, geçmişle kıyaslayınca. Efendim gerçekten biliyorsunuz bakın biz o konuda da samimi söylüyorum. Ben hep söyledim bizim kuzey ilçelerimizin en büyük hasreti bu. Bir belediye başkanından veyahut da bir seçilmişlerden İstersen hiç ekmek de vermesinler ama bir başını okşadığı zaman, bir sevdiği zaman, bir şefkat gösterdiği zaman adam istersen sırtına yük ver, istediğin yere götür. Ben bunları gördüm. Çünkü bir yerde merhamet varsa, şefkat varsa, sevgi varsa orada her şey vardır. Bunu yaparlarsa kendileri başarır. Ama onu yapmazlarsa diyelim ki işte defalardan bazen de rastlıyoruz bazı belediye başkanları da. İşte horluyorlar, kapıya atıyorlar veya işte bazı milletvekillerinden diyelim ki dinlemiyorlar, hadi git diyorlar. Adam hem kalbi kırılıyor hem gönlü kırılıyor. Yani burada da görüyoruz ki ahlak, efendilik, sevgi, saygı, hoşgörü her şeyin üzerinde. Ve evet. bu seçilmişlerin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Bir de şanslı bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Yani tabii ki, tabii ki elbette ki hakikaten yani bugün bir cumhurbaşkanımız
her ağzını açtığı zaman Erzurumlu övgüyle yani din söylüyor. Başbakanımız hakez övgüyle. Yani tarihinde ki bu anda da bürokratlarımız Ankara'da çok sevilen, sayılan en önemli yerlerde olmaları bizim için çok çok bir şanslı dönem ve bunu biz gerçekten fırsata dönüştürmemiz evet. lazım. Bundan çok istifade etmemiz lazım. Yani iş dünyası elbette olarak da ki yani buna da tabii ki tabii kuruluşlar olarak yani çok ciddi yatırım yapmamız lazım, çok çalışmamız lazım. Demin dediğimiz gibi üzerimizde hakikaten çok ciddi oyunlar oynanıyor. Yani böyle basit gibi oyunlar değil. Yani burada Allah yardımcıları olsun gerek liderlerimizin. Yani üzerinde bir taraftan dünya siyaseti, bir taraftan çevre komşuların siyaseti, bir taraftan affedersiniz yani tabiri caizse hani dönemlerde koyuyorlar işte Sünni, Alevi siyaseti. Ondan sonra hiç basit bir şekilde bir tane DAEŞ çıkararak kimin çıkardığı, kimin ne yaptığı belli olmadan ülkeler üzerinde yaptıkları oyun siyaseti. Yani bunlara başbakanlar, bakanlar, cumhurbaşkanları hakikaten bilgili, becerili, inançlı, imanlı olmasalar, feraset ilimleri de olmasa Allah muhafaza etsin Türkiye bir anda Allah pamuğu gibi Suriye gibi olurdu. Allah'tan ama ciddi bir elhamdülillah tabii ki yani burada karşında Allah'ın emirlerini bilen, peygamberi lider bilen, Kur'an-ı Kerim'in de hareketleriyle hareket eden liderlerimiz var. Bunlar bizim için çok büyük fırsatlar. Bununla da hakikaten bizim de fırsata dönüşmemiz lazım. Bu rehberimiz efendimiz maalesef, elbette ki evet, liderimiz yani Kur'an-ı çünkü Kerim olacak, o evet. öyle oluyor. Onu hep öyle diyor ki dost istersen Yunus Emre Hazretleri diyor. Evet. Dost istersen Allah yeter diyor. Mürşidi kamil istersen Hazreti Peygamber yeter diyor. Delil istersen Kur'an yeter diyor. İbret de almak istersen diyor. Ölüm yeter gibi Yunus Emre Hazretleri'nin çok güzel bir şeyi. Başbakanımız ve bunlar da aynen böyle çok güzel, hakikaten çok güzel uyguluyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Maalesef hakikaten yani Türkiye adına çok bir şanslıyız. Müslüman kadın olarak, Perihan evet. Hanım yani söylediniz bir Türk de kadın, Müslüman kadın olarak çok mutlu Türkiye oluyoruz. Adına çok şanslıyız. Evet. Yani bunlar maşallah subhanallah geçmiş dönemlerde de liderlerimiz üzerine oynanan oyunları hep beraber gördük. Bunların feresetleri olması lazım. Zaten fereset de yine bir yerde öğrenmiştim, tamamen zikirle alakalıymış. Diyor ki Allah, zikredin, siz çok şükredin ki ben size fikir ihsan edeyim. Fikir, zikir, fikir, şükür. Tabii yani oradan evet. geliyor. Ben inanıyorum ki bu liderlerimizde de şükür ve zikir olduğu için Cenab-ı Hak da fikir ihsan ediyor. Çünkü evet. kainatı ve yeryüzünü fikirler idare ediyor biliyorsunuz. Fikri olmazsa ne olur? İşte evet. bazen bakıyoruz muhalefetin boş konuşması vesaire basit gibi şeyler. Bunların fikri olmayan, zikri olmayan insanlar. Oysa ki sen gerçek manada ülkenin kalkınmasıyla konuşacağın yerlerde boş şeyler konuşursun. Ne olursun? Çuvallar kalırsın. O yüzden evet. dolayı Cenab-ı Hak yardımcıları olsun. Amin. Fikir, zikir, şükür demişken evet öğrencilerin, üniversite öğrencileri içinde bir isimsiniz, insansınız. Dolayısıyla bir gençlik var elinizde. Üniversite evet, gençliği efendim. Var. Böyle gözlemleriniz nelerdir? O üniversite gençliği böyle değerlerimize bağlı olarak yetişiyor mu? Bugün bu nesil. Ya tabii çok çok önemli bir konu. Bizim Türkiye'nin geleceği hakikaten gençlerimize emanet. Yarının gelecekleri işte başbakanları, cumhurbaşkanları, bakanları, siyasi ve bürokratlar yetişiyor. Maalesef biz ya da buradaki gözlemim öyle. Batıdan gelen öğrencilerimizde tabii ki var. Elbette ki %30'larda, %40'larda ahlaki değerlerini veren, çalışan, başarılı, inançlı, imanlı çocuklarımız var. Ama bunun yanı sıra en az %40-50'si de tamamen yani tesadüfen, işte okumayı bile tesadüf sayan, yaşantıyı tesadüf sayan, işte bir takım olaylara çok basit seviyede bakan çocuklarımız var. Bunların çok çok iyi eğitilmesi lazım. Bunların ahlaken olsun, maneviyeten olsun, bölge şartlarına göre ve Türkiye şartlarına göre çok iyi yetişmeleri lazım. Maalesef gördüğümüz gözlemlerimize okuma alışkanlıkları çok zayıf çocuklarımızın. Ve eğitimde de manevi ahlak ve kültür oranları da bayağı düşük. Ama Erzurum'da bunu geldikten sonra son sınıf ve son şeylerine baktığımız zaman çocukların hemen hemen epey bir toparlanma. Yani Erzurum'da bayağı bir kültürünü alma. Olgunlaşıyorlar. Bir olgunlaşıyor evet. Yani yaşantılarında bir değer kazanma oluyor. O çevresel verilen değerlerle. Ben inanıyorum ki gerçekten Erzurum'dan geçen öğrencilerimiz çok çok daha ülke katkısına ekonomide de olsun, yetişmede olsun, bürokraside olsun değerli ve Atatürk Üniversitesi'nde bakarsanız da Türkiye genelinde çok çok yetişmiş
üretim görevlerimiz oluyor. Bu da bununla alakalı ama bunu biraz daha iyileştirmemiz lazım. Örneğin mesela seminerlerin çok verilmesi lazım. Her yurtta diyelim ki haftanın bir gününde bizim değerlerimiz var. Mesela diyelim ki işte Ağırman hocalarımız var. İşte ondan sonra Erzurum'daki daha Diyanet İşleri işte müdürlerimiz, müftülerimizin ve kadın eğitmenlerimizin. Yani manevi kültürü de vermemiz lazım. Bunları da verirsek, sıklaştırırsak çok başarılı zaten olacağımıza inanıyorum. Zaten Erzurum öyle bir tabii misyonu ki var değil evet mi? Manevi maalesef, atmosferi evet var Erzurum'un. Tabii ki. Peki böyle sizin gençliğinize dönmek istiyorum. Siz hangi değerlerle yetiştiniz? İyi de bir babasınız. Bu arada bunu da belirtmek istiyorum. İyi bir baba olarak da gözlemliyorum sizi. Veya çocuklarınızı yetiştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Ya da ben kadın gözle de sormak istiyorum. Biz çocuklarımızı yetiştirirken önceliklerimiz neler olmalı sizce? Efendim tabii bizim dönemlerimizde çok medreseler vardı. Biz kalktığımız zaman okulun yanında medreselere giderdik. Medreselerde aldığımız eğitimlerle, din eğitim olsun, Kur'an-ı Kerim eğitimleri olsun. Orada muhakkak bir ahlak, bir edep, bir terbiye, büyüğe karşı saygı vardı. Anne babanın karşısında kesinlikle işte sigara içmezdik, kötü laflar konuşulmazdı, kötü şeyler eve gelmezdi. Kışları da öyle, orada mesela en büyük bizim zafiyetimiz bir aşıklar dinlerdik. İşte bir atışmaları gider bakardık, onları kollardık, onları gözetlerdik. Ama genellikle de bol bol biz medrese eğitimi alırdık. Günümüz tabii teknoloji çok ilerledi. Ve bu teknolojiyle çok çok dikkat etmemiz lazım. Çocuklarımıza çok iyi bunları anlatmamız lazım. Çünkü eğer teknolojiyi iyi bir şekilde kullanamazsak Allah muhafaza etsin, çoluğumuzu çocuğumuzu çok çabuk kaybederiz ve değerlerimiz yok olur gider ve bu çocuklardan hiçbir verim alamayız. Oysa ki bu teknolojiyi hakikaten çok çok iyi şekilde de çocuklarımıza verirsek manevi olarak da Türkiye'nin geleceği olarak da çok büyük katkıya dönüştürmüş ben mesela olabiliriz. Çok önemsiyorum. Yalan söylememek, tabii ki çok doğru çok önemli. Olmak, dürüst olmak, paylaşımcı olmak Aynen. Dediniz ya hani büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Evet. Neredeyse unutulmaya yüz tutuyor değil mi bu değerlerimiz? Ben de Fevzi Bey kendi çocuklarımda da çok önemsiyorum. Yani diyorum ki bu bardağı kırdığınız zaman gelip bana anne ben bu bardağı ben kırdım çok deyin. önemli. Yani bir anne çocuğunu kesecek hali yoktur. Çok Çocuklarıma çok. da hep bu örneği veriyorum. Sizi kesecek değilim diyorum. Aynen. Sonuçta bana bunu söyleyin. Bir şey olmaz çocuğum der geçerim. Ve böyle böyle öğrenecekler. İleride de davranış kazanacaklar. Hiçbir şeyi yalan söylememeleri gerektiğini Ben çok öğrenecekler. güzel bir anekdotum var. Çok önemli bir konuydu. Bizim bir matematik öğretmenimiz vardı. Hulki Kızıl Aslanoğlu diye. Bize bir tek şey söylerdi. Oğlum doğru ol hakkın beş. Evet. Sade gelirken doğru ol hakkın beş lan derdi böyle de söylerdi. Ve bizi kesinlikle yani bir kere derste bile çalışkan mısın değil misin? Oğlum çalıştın mı çalışmadın mı? Sade doğru ol. Ve bunun üzerine inanın ki ben hâlâ de yatla anıyorum. O doğruluğu öğretmesinden dolayı. Bir de şimdi çocuklarımıza şöyle bakın. Ben gerçekten geçen de bir sağ olsunlar çevremizdeki bir kardeşlerim sayesinde bütün ailemizle birlikte Ümre'ye gittik. Ben hayatımda çoluk çocukla Allah birlikte kabul etsin. İnşallah herkese nasip etsin. Amin, Çoluk amin. Çocukla Ümre'ye gitmenin zevki kadar tatlı bir şey görmedim. 5, 6, 4 tane küçük çocuğumuz vardı. İşte 22 yaşında kız çocuğumuz vardı üniversitede. 16 yaşında, 15 yaşında da çocuklarımız Maşallah. Vardı. Ve bunlar evet. Şimdi daha önceden benden işte İngiltere istiyorlardı, Amerika istiyorlardı, yabancı dili gezme istiyorlardı. Ama inanın Ümre'ye gidip geldikten sonra her sene Ümre ister oldular. Ya bu sene de nasip olursa yine Şubat tatilinde İnşallah. Oğlumuzla, 16 yaşındaki oğlumuzla yine inşallah İnşallah, Ümre'ye evet. Nasip olursa. Şimdi çocuklar onu gördükten sonra bakın ne oldu biliyor musun? Şimdi çocuk geldikten sonra internetten Kabe'nin ilk açılışını, hacın nasıl olduğunu, artık Kabe'nin neler verdiğini, yani Peygamber Efendimiz'in işte bütün yetişme tarzını, yani onu bir örnek olarak her şeyini, dini bunu değerlerimizi değerlerimizi de gördükçe evet öğretmemiz ya gerekiyor. baba ben de artık İngiltere'den öğreneceğime buradan da ben İngilizcemi öğrenirim. Hiç İngiltere'ye gitmem ama beni her sene sen Ümre'ye götürürsense çocukta bir değişim oldu. Yani nasıl yetiştirseniz, çocuğu nereye yönlendirseniz temelini çocuk sağlam verirsek temelde diyorsunuz. O şekilde yetişiyor. Ve biz bir de bu çocuklarımız yani Ümre çok pahalı değil. Yani 1 milyon, 1,5 milyon lirayla bir Ümre seyahati yapılıp gelinebiliyor. Ya bunu bütün ailelere öneriyorum. Yani gidip gelinirse hem çocukların üzerinde çok kalıntı, çok isabetli bir, olumlu bir rüzgar esiyor. Çocuklar iyi yetişiyor. Hem de hakikaten onu bizzat canlayarak yaşamak bu da başka bir feyiz. Her aileye tavsiye ederim. Ve mümkünse yani şu televizyon programlarında
artık bu bizim büyüklerimizin bize anlatmak istedikleri, geçmişte yaşadıklarımızı, üzerimizdeki oyunları, işte nene hatunları, Aziziye tabyalarını, bizim buraya nasıl geldiklerimizi aileler evet. anlatırsa çocuklar yani bu şartlarda daha çok zor şartlarda anne babanın büyüdüğünü, yani bu hayatın böyle kolay olmadığını öğrenirlerse daha iyi kanatla yetişir ve ülkemize de dair sanırım. Ki daha mı iyi kontrol edebiliyoruz çocuklarımızı Erzurum'da? Yani daha tabii mı gözümüzün ki, tabii önünde ki, aynen oluyor öyle. Ben bunu ailelerden görüyorum. Mesela batıdan gelen işte diyelim aşağı yukarı bize hemen hemen 40-50 vilayetten öğrenci getiriliyor. Anne babalara bakıyorum, baktığım zaman kesinlikle geldikleri zaman burada bir ahlaklı bir çocuğun olduğunu, terbiyeli olduğunu, ya burayı iyi ki işte Erzurum'u seçmişiz dediklerini onu gözlemliyorum. Bu da tabii bizim manevi değerlerle yetiştiğimizi, örtüştüğümüzü, hala daha o geleneklerimize değer verdiğimizi, işte mesela geçenlerde binbir hatimin olması, bütün dünyaya cihani şumula, işte bizim hocalarımızın evet. gelmesi, okumaları, yani bunlar çok hoş şeyler yani. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu manevi şeyler. İşte bir cenazemiz olduğu zaman bütün ailelerin o cenazede bulunmaları, bir düğün olduğu zaman herkesin o düğüne iştirak etmesi, muhakkak bir katkıda bulunmaları, bunlar tabii çok güzel kültürler. Bunlar değerleri bir araya getiren, maneviyatı koparmayan, küçüğü büyüğe karşı saygı olan, büyüğü küçüğe karşı sevgi ve şefkatli olan bir değerlerimizdir. Bundan elhamdülillah, yani çok şükür. Ama dediğimiz gibi bu Doğu Anadolu'yu kalkındırmamız lazım. Bunun evet. üzerinde çok ciddi, herkes elini taşın altına koyması lazım. Ve birlik ve beraberliğimizde buraların üzerinde düşünen oyunları bozmamız lazım. Evet. Hemen gelmek istiyorum. Kışız. Kış aylarındayız, evet, daha doğrusu evet. kış mevsimindeyiz. Şimdi kışın ailece neler yapabiliriz biz Erzurum'da? Kışı nasıl geçirebiliriz? Böyle bir grip evet, salgını falan da tabii var. Ki. Siz bu konuda da oldukça deneyimlisiniz biliyorum. Bize neler tavsiye edeceksiniz bu Efendim, noktada? Yani bir kere her ailenin, her çocuğun bir kere palan dökeni bir ziyaret etmesi lazım. Biliyorsunuz biz eskiden işte kızaklar kayardık, patenlerle kayardık. Yani su almaya bile patenlerimizle gider gelirdik. Böyle bir geleneğimiz vardı. Ondan Evet. sonra eğlenceler yapardık. Evde eğlenceler pişirirdik, mısır patlatırdık. Ondan sonra patates gözlemeleri yapardık. O arada babamız, dedemiz, ninemiz gelir bizi anlatırdı, hikayelerini anlatırdı, sohbetler dinlerdik. İşte ondan sonra derin hikayelerde, manevi hikayeler dinlerdik. Şimdi tabii biraz daha gelişti. Erzurum'da olimpiyatlardan dolayı buz paten salonları yapıldı. Evet. Kayak pistimiz var. Daha çocukların özellikle yani her çocuğun muhakkak bir kayağın öğrenmesi gerektiğini, işte buz patenli olması gerektiğini, işte bozbol topu buz üzerindeki şeylerimiz var. Bunları en azından gidip bir kontrol etmeli geldiğini ve boş zamanlarında da dediğimiz gibi yani evde bu kültürü fırınlarda da olsa patates kültürünü, közlemesini yapması gerektiğini, mısırın patlatılması gerektiğini, anne, baba, kayın, enişte, yeğen artık bir araya gelmesi gerektiğini. Ya öyle bir hale geldik ki artık kimsenin kimseden haberi yok. Yani herkes televizyonlarına entegre olmuş, dizilere oturmuş ve bu dizilerle hayatın olduğunu zannediyor. Bu kültürden kurtulmamız lazım. Eski geleneklerimizdeki bu sohbet, muhabbet, karşılıklı birbirinin sıkıntı, sevgi, şefkati, merhametinin ya bunları öğrenmemiz gerektiğini ben ona inanıyorum. O zaman çocuklarımızı bir araya getirmek tabii için dedim anne tabii ki, babanın elbette da ki. Başında bulun. Aynen öyle. Yeniden o eski güçlü günleri evet tabii. Geniş aileyi oluşturmamız hiç gerekiyor. Hiç olmasa yani haftada bir gün olur, iki günde bir gün olur, üç günde bir gün olur. Bir araya gelip amca çocuğu, dayı çocuğu, hala çocuğu bunların bir arada kaynaşma gerektiğini yani ataerkil aile olduğumuzu, birbirimize şefkatle, merhametle yani yaklaştığımızı, birbirimizin derdiyle dertlenmemiz gerektiğini onunla hemfikir olmamız gerektiğini öğretmemiz lazım. Çünkü güçlü Çünkü aileler maalesef, güçlü toplumları tabii ki yani bir araya getiriyor, maalesef, oluşturuyor. Maalesef efendim. Geçen televizyonda Fevzi Bey izliyordum. Hani siz de izlemişsinizdir. Kadıncağız diyor ki televizyonda evet. ben diyor kız çocuğumu işte 15-16 yaşlarında kız çocuğumu gitar kursuna mı tam hatırlamıyorum. Bir kursa gidiyor biliyordum. İsmini vermek istemiyorum. O örgüte bağlı bir il başkanlığına gidiyor. Oraya kayıt yaptırıyor. Evet. İsmini söylemek istemediğim için. Gidiyor oraya kayıt yaptırıyor. Bir terör örgütüne diyelim işte bir evet, veya bir siyasi tabii ki. Partiyle bağlantısı olan bir yere gidiyor. Diyor ki eyvah diyor şimdi ne yapacağım çocuğum oradan gelmiyor. Biz ne yapalım çocuğumuzu nasıl kazanabiliriz?
Dedim ki hakikaten biz çok şanslıyız Erzurum'da olmaktan dolayı. Erzurum'da çocuklarımızın başında bir anne baba olmaktan dolayı çok şanslıyız. Peki bu noktada çocuklarımız için neler yapabiliriz? Nasıl kazanabiliriz? Çocuklarımızı nasıl kontrol etmeliyiz? İlişkileri değil mi bu yanlış ilişkileri, yanlış bataklara sürüklenmeleri. Bunun beraberinde başka alışkanlıklar da ediniyorlar. Tabii. Uyuşturucu belasına bulaşılıyorlar. Aynen öyle, aynen. Başka gasp veya kapkaç Maalesef. o tür olaylara da karışabiliyorlar çocuklarımızın. Hiçbirinden anne babanın haberi olmuyor. Bu noktada dediğiniz gibi çocuklarımızla birebir bir arada olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani çok önemli elbette ki. Çünkü gelecekteki bakarsanızsa terörün tek sermayesi nedir? Cehalettir. Yani eğitimsizliktir. Yani bakın onların etrafına öbek öbek yığdıkları insanlar tamamen kimsesiz, Kandırılmış, cahil, evet. Kandırılmış, anne babadan koparılmış insanlardır. Ve bunları affedersiniz kimisini ideolojiyle kandırmışlardır, kimisini fakirliğiyle kandırmışlardır, kimisini eğitimsizliğiyle kandırmışlardır. Bu yüzden gerçekten çok acı içerisinde. Benim buradaki en büyük tavsiyem ailelerin her anne babanın çocuğundan muhakkak haberi olması lazım. O çocuklarını dediğin gibi şefkatle, merhametle, birbirleriyle, halasıyla, amcasıyla, teyzesiyle entegre olması lazım ki o çocuk oradan kopmasın, aileden kopmasın. Yani birinin maddi durumu kötü de olsa diğerinin ona sahip çıkarak onu bir kere o maddi sıkıntıdan bir başka bataklığa sürüklemesini önlemesi lazım. Devletimizin bu konuda tabii ki ciddi çalışmaları var. Ama bununla ilgili biraz daha bana kalsa özellikle açık ve yalın olarak özellikle kuzey ilçelerimizde kız çocuklarını okutmak için ayda 250-300 lira gibi yani çok önemli bir para değil ama bu evet. Çocuklarımıza teşvik verilmesi lazım. Çünkü onu verdiğiniz zaman anne baba o çocuğa o 250-300 liranın hatırı için okutacaklardır. Çocuk okuduğu anda bir kere artık kendini de kurtaracak, yetiştireceği çocuğu da kurtaracak. Çünkü bunu ben Ertuğ Göndem'in bir programında izlemiştim. Bir çobana terör örgütü kandırıp dolarları bıraktığını, ekmek terör örgütlerine götürdüğünü ve devlet suçüstü yapmıştı. Çoban aynen şunu diyor. Efendim diyor ben bir şey etmedim ki yeşil kağıtları getirdiler. Soğandan ekmek götürdüler gariban adamlar. Peki diyor sana ne dediler? Efendim bana de hükümet bunlar vali edecekler. Peki vali nedir diyor? Vallahi diyor bilmiyorum diyor. Yiyilir mi içilir mi bilmiyorum diyor. Aynen böyle. Evet. Ben bunu dağdaki çoban. Şimdi bu çocuğun eğitimi yok. Evet. Bunun kesinlikle hiçbir şey bilmiyor. Şimdi evet. Adam ne öğrenmiş düşünebiliyor musunuz yani? O peki yeşil dolarlar onlar diyor kağıttır diyor. Yeşildir günahtır, garibandır diyor. Ben iyilik ettim diyor. Yani soğan ekmek verdim diyor. Dağda kalmışlardı. Şimdi bu tür adamları kullandılar. Peki biz bunu okutmuş olsak, biz buna sahabetlik etmiş olsaydık, annesi bunun kültürlü olsa, annesi bunu okumuş olsa bu dağdaki bu çoban bu şekilde yetişmez. Bunlar çok önemli. Yani bu dağda olabilir, şehrimizde olabilir, mahallede olabilir. Bunları tespit etmek seçilmiş insanlara düşüyor. İşte muhtarından tutun, belediyesinden tutun, encümenden tutun. Yani bu gerçekten bu konuda da ben gördüğüm kadarıyla gerek hükümet gerek belediyelerin çok ciddi çalıştıklarını, her mahalledeki fakiri, fukarayı tespit ettiklerini ve bunların en başında yine eğitim geliyor. Yani biz bunu ilkokuldan alacağız. Liseye kadar, üniversiteye kadar eğiteceğiz. Özellikle kız çocuklarını ve bunları okutmak için de her türlü teşviği esirgememiz lazım. Siz de öğrencilerin başında bir insan olarak evet çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bizimle paylaştığınız için bu bilgilerinizi. Evet sevgili izleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu haftaki konuğum Doğu Anadolu Yurtlar Derneği Başkanı Sayın Fevzi Genç'ti. Size tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Siz de bir aile yorduk. Teşekkür ederim efendim. Ben size çok teşekkür ederim. Gerçekten yerel televizyonlar içerisinde Türkiye'de çok sevilir bir programlarla Kardelen Televizyonumuza başarılarının devamını dilerim. İnşallah daha da iyi yürürler, büyürler. Ben de böyle bir programda gerçekten sizlerle olmaktan onur ve gurur duydum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Tabii bu arada televizyonumuzun yönetim kurulu başkanı evet. Sayın Ahmet Karakaya'ya biz de teşekkür edelim. Bize bu imkanları sunduğu için, sağladığı için hakikaten Fevzi Bey çok önemli bir yatırım yapmış tabii Ahmet ki, Bey de Erzurum'a. Bir bacasız fabrika da burada bir yatırım var. Çok, o kadar çok parayı önemli, buraya doğru. aktarmış Kardelen Televizyonu'na ve biz de buradan sesimizi sizlere duyuruyoruz. Kendilerine de buradan çok teşekkür ediyorum. Ve ekip arkadaşlarım adına herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla tekrar karşınızda olmayı ümit ediyorum. Ailenize huzur, bereket ve mutluluk diliyorum efendim.